Herkese merhaba. Kuzu gibi mantarı misali geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, i̇lk videodan hatırlarsınız e, topladığımız kuzu gibi mantarlarından doku örnekleri alarak likit aşılamıştık. Bunlardan çoğu kontamine oldu. Ben de imha ettim. Bazılarını da antibiyotik tedavisi uyguladım. Ve birkaç kavanozda likit misal gelişimi sağladım. Bunlardan bir tanesi şu elimde gördüğünüz. Bunda da bakteri oluşumu vardı. Ancak buna bir antibiyotik tedavisi uyguladım ve bakteriden temizledim. Fakat içinde fusarium cinsi yeşil bir küf gelişti. Birçok petri testi yaptım ancak hepsinde yeşillenme oldu. Yine de ben bu kavanozu sakladım. İçine baktığımızda misaller çok net görünüyor. Fakat bunun içinde hem kuzu göbeği misali var hem fusarium dediğimiz bir küf cinsi var. Bunu temizlemekte, ayıklamakta mümkün değil. Gayet güzel ve sağlıklı yapıdalar. Bunlara ben Petri testleri uyguladım ve Scariotia oluşumunu başardım. Şöyle yakından bakalım. Bakalım ne kadar gösterebileceğim. Bu görmüş olduğunuz şu siyah gibi noktaların hepsi arkadaşlar Scariotia. Scariotia kuzu gibi mantarın ilk pin halde diyebiliriz. Aynı zamanda Scariotia dediğimiz bu yapı uzun zaman toprağın altında misenin ihtiyaç duyduğu besinleri muhafaza eden bir depo görevi de görüyor. Kuzu göbeği geliştirebilmeniz için misenizin mutlaka skeleratoya oluşturması gerekiyor. Skeleratoya oluşturmuyorsa o misel kuzu göbeği mantarı vermeyecektir. Bunu tersinden gösteriyorum size. Kahverengi renk oluşumu var. Bu melanin dediğimiz renk turuncudan kahveye bazen işte koyu yeşile de evrilebiliyor. Bu gördüğünüzde de mikroskleratiyalar var. Gözle ancak büyüteçle çok yakından baktığınız zaman seçebiliyorsunuz. Şöyle birkaç tane daha göstereyim mesela size Bunların hepsinde bakın renk değişimi var. Yani melanin dediğimiz renk değişimi. Kahverengine kaçan, sarı, yeşil kahveye kaçan bir renk. Yani kuzu göbeğin aslında doğadaki rengi de diyebiliriz bunlara. Bakın şu kısımlarda. Renk bayağı belli oluyor. Önün şu gördüğümüzde çok yoğun, bembeyaz, kaymak gibi e, misalim geçti ve sigaratıya hiç oluşturmadı. Bunun sebebi kullanmış olduğum katı besin yerinin çok zengin olması. Kuzu göbeği miseli biraz fakir ortamları seviyor. Besin bulduğu yerde vejetatif gelişmesine devam ediyor. Yani beyaz misalim dokusu büyüdükçe büyüyor. Sigaratıya oluşturmadığı sürede mantar pini oluşturma ihtimali kalmıyor. Bunu, bu ne demek? E, ben burada yeterince besin buldum. Daha beslenmeye devam ediyorum. Yani benim üremeye geçmeme gerek yok manası çıkıyor. Şu petirde arkadaşlar, bu kurudu. Bu hep örnek test alıp yapmıştım ben bunlarda. Bunun içinde de bayağı yoğun. Bakın arkadan tutuyorum şu, şu koyu renkte gördükleriniz. Hepsi sigaroti arkadaşlar. Misali arkadaşlar, kuzu gibi tohumluk misel çalışması yaptım bayağı. Şu gördüğünüzde hem buğday var hem talaş var. Şunların hepsi o şekilde, bakınız. Bunun ilginç tarafı şu üst kısım, üst kısımdan misalim dokusu oluşarak aşağı doğru gitmeye başladı. Halbuki ben bunu aşıladıktan sonra baya e, bayağı karıştırdım, çalkaladım hani her yerine bulaşsın diye. Ancak bu hava aldığı en yakın yerden misalim dokusuna oluşturarak aşağı doğru sarmaya başladı. Aşağı doğru artık misalim oluşturmuyor. Ancak e, baktığım zaman ben buna burada yine misalim değil ama hif, hifler var içinde. Şurada bir hat görüyorsunuz. Bu sigaratoya dokusu. Yani sert bu. Et kıvamında bir yapı oluştu şöyle. Tohumluk misal çalışmasında buğday kullandım. Buğday talaş karışımı kullandım. Sadece yulaf da kullandım. Ve bunları bir şekilde artık toprağa adapte etme zamanı geldi. Kuzu mantarı bildiğiniz gibi doğada toprakta yetişiyor. Diğer mantarlar gibi besin doğrudan besin ortamının üzerinde yetişmiyor. İlla ki toprağa sarması gerekiyor. Toprakta skedrotu yasa pine dönüşüyor. Oradan mantar yürüyor. Buna ben daha önce bildiğim bir yerden toprak getirdim. Bu toprak yapısı kumlu bir toprak. Çamurlaşmıyor kesinlikle ve yani suyu fazla tutmuyor. Geçirgen bir toprak ama kum oranı oldukça yüksek. Daha önce kesim yapılan bir bölge vardı. Kesim yapıldığı senesi çok güzel mantar yetişti. Daha sonraki sene orada artık bir daha mantar çıkmadı. Ben yine hani oranın toprağın uygun olduğunu düşünerek oradan toprak aldım geldim. Toprağa sterilizasyon yapmadım. Sadece sadece kireçle işte üzerindeki pestisleri kovmak işte kurt, solucan, ne bileyim, sinekler varsa varsa diye bir kireç karışımı yaptım. Şöyle bunda herhangi bir şey oluşmadı. Buğdaydan yaptığım tohumu kullanmıştım. Ancak toprağın demek ki fazla sıkmışım. Hatta eşeledim ben bir türlü misal dokusuna denk gelmedi. Herhangi bir yerde misal yok. Bunu artık havalanması için de üstten de delik açtım. Alttan da filtre delikler koydum ama bunda bir gelişim sağlayamadım. Buna bir buğday ve talaş karışımını açladım misal tatbik ettim. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok toprakta. Toprak birbirini tutmamış. Yani bu da başarılı olmadı diyebiliriz. Kullandığım toprak çok fakir bir topraklar. Bitkisel atık yönden zayıftı. Ben ne yaptım? Bu tof dediğimiz malzemeyle bu toprağı %50 %50 karıştırdım. Bu da başka bir örnek. Bunda bir süre bir gelişme görülmedi. Hatta bakın bunun ben sırf yarısına şu kısmına tohumluk misal koymuştum. Hani... Eğer sararsa he, dibine kadar, yani üst kısımdan buraya kadar ilerler mi, gider mi, yürür mü diye test etmek için. Uzun bir süre bunda bir hani misalyum yapısı göremedim. Ben de bunu aldım, balkona koydum. Balkonda e, dış ortamda ısıya maruz kaldı. Yoksa onun dışında diğer yaptığım çalışmanın hepsi benim. E, evde kapalı bir ortamda, kesinlikle güneş ışığı almayan 23-25 derece arası ısıda yaptığım bütün çalışmaları. Bunu dışarıya aldım. ki geceleri 3-4 derece, gündüzleri 20 dereceye kadar dalgalı bir ısı değişimine maruz bıraktım. Daha sonra biraz da eşeledim. Niye bunda bir hareketi yok diye. Misalleri toprağın üzerine çıkardım. Şurada beyaz misalimin gelişmeye başladığını ama yavaş bir hızla gelişmeye başladığını gördüm. Yulafların üzerinde görünüyor. Bunda da bugün fark ettiğim çok güzel bir görüntü gördüm. Onu size anlatmaya çalışacağım. Artık. Bakın buradaki beyazlıklara sikolatör olacak ilk yapılar bunlar. Eğer başarılı olursak pineye dönüşecek. Daha fazla büyütemiyorum maalesef. Ha bu kaptan ben mantar alabilir miyim? Muhtemelen alamayız ama en azından bir gelişimi görme, izleme açısından bizim için bir deney olmuş. Oldu. Bunda %100 başarı elde ettim diyebilirim. tabi mantar hariç. Henüz mantar oluşmadı. Bakınız şu beyaz misalyum dokusuna. Toprakla uyum sağladı ve toprağın üzerine çıktı. Şu bölgede niye yok derseniz arkadaşlar, bu bölgede de vardı da ben karıştırdım orayı. Tekrar toprağın üzerine sarar mı denemek amacıyla sırf o bölgeyi karıştırdım. Onun dışında gördüğünüz çok güzel, sağlıklı ve nemli görünümde miselyumumuz var. Bunda da kullandığım malzeme talaş ve buğday karışımıydı. İlk başları bununla herhangi bir yukarıda beyazlanma hiçbir şey yoktu. Ben de aldım bunu alt üst yaptım. Yani biraz karıştırdım. Yani me meğerse tohumun havaya ihtiyacı varmış. Havaya yaklaştıkça misaller bakın beyaz beyaz etrafa sarmaya başladı. Bizim buradan elde ettiğimiz sonuç şu. Toprağımız uyumlu. miselimiz sağlıklı. Çünkü sklerite oluşumunu da gördük. Bundan sonraki aşama ne? Bu ortama ya işte besin ilavesi yapacağız artık. ya da bunu... Bu şekilde artık izleyeceğiz. Pin olacak mı, pinler büyüyecek mi, büyümeyecek mi diye. Kuzu göbeği misali kesinlikle ve kesinlikle oksijeni seviyor. İlk likitten tohuma sardırırken nem ihtiyacı çok yüksek. Ee, oksijen ihtiyacı o kadar yok. Ama misalim oluştuktan sonra, tohum geldikten sonra kesinlikle kesinlikle oksijen olan bölgeye doğru yani ne? Bulunduğu yerden yukarıya doğru gelişim gösteriyor. Bundan sonraki çalışmamız arkadaşlar eğer fırsat bulursak Allah nasip ederse dış ortamda bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Çünkü Ekim ayındayız artık. Yağmurlar da başladı. Bugün hatta bu sabah ilk yağmur Yapmak isteyenlere tavsiyem şu olabilir. de misleriniz varsa bunu yine bir sera içinde yapacaksınız mutlaka. Ocak, Şubat bu dönemlerde don tehlikesi var. Eğer misiliniz topraktayken don yerse pin aşamasındayken zaten kesinlikle mantar elde edemezsiniz. Yani bulunduğunuz bölgede bu hava değerlerine Artık bakarsınız, araştırırsınız hangi dönemlerde don oluyor. Ben yine hani bu elimdeki örneklerde de şey yapacağım. Bunu bir soğutacağım artık. Dış ortama aktaracağım. Benim balkonum pek don görmüyor. Kışın nadiren sıfır derecenin altında. Şu o günlerde temkinli olurum. Yani içeri alırım, bir şeyler yapar, ederim. Elimde bir şeyler da bunu denemek isteyecek olan arkadaşlara tavsiyem şu olabilir. Hani kapalı ortamda, ev ortamında yapacaklarsa. Yine böyle basit bir kap. İşte 1 santim misal yani 1 santim tohum yiyip üzerine 1-1,5 santim fazla olmak ayda kumu bir toprak koyup bunu karanlık bir ortamda 23-25 derecede bekletmeleri. Eğer toprağınız uyumluysa, nemi, her şeyi güzelse bu ilk beyazlamalar 15 gün içinde belli oluyor. Yavaş yavaş da büyüyor. Artık ondan sonra bunu bir soğutmak gerekiyor. Artık buzdolabına alıp 2 gün, 3 gün, 2 derecede, 4 derecede muhafaza edip sonra tekrar yavaş yavaş alıştıra alıştıra işte 5 ila 20 derece maksimum bir ortama almak dış ortamda bunu işte sera altında yapmak isteyenler de olabilir onlara da tavsiyem ne olur yani kesinlikle toprağınıza güneş ışığı almayacak ortam aydınlığı alabilir sıkıntı yok ama doğrudan güneş ışığını bir seryum hiçbir zaman için görmeyecek açtığınız malzeme toprağa bir şekilde yayıp üzerine bir, bir buçuk santim artık bulunduğunuz ortamda kışlar ağır geçiyorsa bu 4-5 santim de olabilir. Ama don görmüyorsanız sıkıntı yok. Bir, bir buçuk santim bu toprakla üzerine kapatıp onun üzerine bir yani nemlendirip ve üzerine bir naylon gererek hava akımını keseceksiniz bir süreliğine. Misaller toprağa sarmaya, toprağın üzerine görünmeye başlasın. Ondan sonra da Çinlilerde veyahut da Fransızlarda gördüğümüz harici gıda poşetiyle gıda takviyesi yapmak ya da artık misal bu içindeki işte buğdaydan da alacağı enerji ve topraktan da alacağı ne bileyim topraktaki at atıklardan da alacağı enerjiden mantar yapabilir. Artık o aşamaya da henüz gelmedik. Bakalım Allah nasip ederse bir dış ortam çalışması yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.